Cümleten selamun aleyküm dostlar. İlk olarak Senegal. Senegal Başkanı Türkiye'de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme ve heyetler arası görüşmeler ardından birçok antlaşmaya imzalar atıldı. 5 farklı alanda imzalar hayat bulacak. Senegal Başkanı yaptığı açıklamada Türkiye ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini, Türkiye Afrika'da daha da büyüyen bir güç olduğu altı çizildi. Fransa. Beygirsiz Mağaranı Fransa kovuldukça Afrika ülkeleri yüzünü daha da çok Türkiye'ye dönüyor. Türkiye ve Senegal arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kuruldu. Hayırlı olsun uğurlu olsun. Bizler Afrika'da olmaya devam edeceğiz. Bizler Afrika'daki kardeşlerimizle beraber büyüyen güç Türkiye, büyüyen güç Afrika bir ve beraber büyüyeceğiz. Hem biz kazanacağız hem Afrika kazanacak. O eksende Senegal'de de İHA'lar, SİHA'lar ve birçok Türk teknolojileri. Haydi bakalım şimdiden Hayırlı olsun. Devam. Endonezya. Türkiye ve Endonezya arasında askeri işbirliği antlaşmalarından donanma antlaşması hayat buluyor. Türkiye, Endonezya ordusunun deniz gücünü tesis ediyor. Bu eksende hücum botlarla başlıyoruz. Teis, Sefine tersanesinde ilk saç kesimi yapıldı. Endonezya donanmasının KCR-70 hücum botu saç kesim töreni. Hayırlı olsun. Hani şöyle bakıyorduk da arkadaş. Maşallah. Savaş gemisinden hallice biraz daha büyük olsaymış tam böyle bir güçlü fırkateyn savaş gemisi olacak. Onlar da olacak. Endonezya ile beraber birçok Asya ülkesi Türkiye ile ortak adımlar atıyor. Onlar da askeri teknolojileri alanında ordularını daha da güçlendirecek yönde yatırım kalemlerini Türkiye'ye kaydırdılar. Yani paramız Avrupa'ya, Amerika'ya, İngiltere'ye ona buna gideceğine Türk kardeşlerimize gitsin diyor Endonezya, Pakistan, Bangladeş ve diğer ülkeler. Helal olsun. Endonezya daha önce bizden çok defa kara kuvvetleri için önemli alımlarda bulunmuştu. Füzeler, roketler, orta sınıf tanklar ve daha neler neler. Bu eksende deniz kuvvetlerinde de Türkiye, Türk teknolojileri Endonezya'da. Daha daha neler olacak? Bilal Feyza sizin için takibe devam. Mısır'dan Gazze'ye drone ile silah götürmeye çalışanlar Maalesef yakalandılar. Arkada İsrail'in paylaştığı fotoğrafı görüyorsunuz. Bir tane şöyle büyükçe bir drone ve 4 tane G3 tür nedir? Öyle bir silah, tabanca. İsrail güçleri tarafından herhalde elektronik harple o İHA aşağı indirildi ya da düşürüldü. Maalesef Gazze'de sıkıntılar devam ediyor. Maalesef Gazze diye bir yer kalmadı zaten. Her taraf yıkıldı, yıkıldı, dümdüz oldu. Tüneller artık tüneller demek ki hepsi kapatıldı. Tünellerden gönderemiyorlar. Mısır'dan Gazze'ye bu sevkiyatlar yapılıyordu karşılıklı olaraktan. Şimdi işler çok kötü. En son Mısır-Gazze sınırını hani İsrail'in Philadelphia koridoru dedi ama esasen adı Selahattin koridoru olan yeri İsrail güçleri ele geçirmişti ve orada bütün altı eşerekten o toprağı eşerek bütün tünelleri havaya uçurdulardı ve üzerine tekrardan yol yapmışlardı İsrail güçleri. Evet, zalimin zulmü bir yere kadar zalimin zulmü elbet ama elbet hakkın vadi yakındır. O zulüm biter, bitirilir. Bitirilecektir Allah'ın izniyle. Münbiç, topraklarımız bizim için çok önemli, manevi değeri çok fazla olan bir yer. Münbiç, Türk toprağı. Nasıl? Süleyman Şah Hazretleri'nin türbesi Mümmüş'te bulunuyordu. Orası bizim Türkiye'nin, bizim Türk toprağıydı ama Daesh, sözde Daesh dedim. Esas CIA, Mossad, o şu budur. Onların kurduğu örgütler. Amerika, İsrail, Mümmüş'teki Süleyman Şah türbesinin etrafını, Süleyman Şah'ta bulunan askerlerimizin etrafını sarmışlardı. Ve bir gece vakti orada operasyonla askerlerimiz geri güvenli şekilde Türkiye'ye getirilmişti. Süleyman Şah Hazretleri'nin naaşı da Türkiye'ye getirilmişti. Şimdi Münbiç'te bir taraftan Amerika, diğer taraftan İran, Ruslar ortak adımlarına devam ediyorlar. Yani Rusya alıyor, Amerika bırakıyor. Amerika alıyor, Rusya bırakıyor. Tekrardan Rusya Münbiç'te ortaya çıktı. Arkada videoyu görüyorsunuz. Rus güçleri Münbiç'te bulunan PYD/YPG de beraber ortak devriye atıyorlar. O Münbiç elbet ama elbet geri alınacaktır. Hiçbir yere almasak dahi orası mümmiç alınacaktır çünkü Süleyman Şah Hazretleri. Orası Türk toprağı. Yani benim en çok istediğim ne telrifatlar, ne aynalar ne hasaketler, ne kamışıdır. Mümmiç, mümmiç, mümmiç. Zor, acı zulüm askerimizi oradan çıkarmak zorunda kaldık. Ama orayı geri öyle ya da böyle almalıyız. Almalıyız. Alacağız inşallah. Moskov ayısına da elbet Banni'nin büyüğü gelecektir. Çünkü Moskov ayısı her tarafta bizim karşımızda. Suriye'de, Libya'da, orada burada. Zaten bunların paralelinde Türk devlet haklı Ukrayna bizim antlaşmalarımız devam ediyor. Ukrayna'ya İHA'lar, SİHA'lar ve şimdi Ukrayna'ya devasa bir İHA, SİHA fabrikası kuruyoruz. Baykar firması niye kuruyor? Hani Ukrayna'yı bu taraftan da destekliyoruz ki Rus ayısı hırpalansın hırpalansın ki Suriye'de karşımıza çok çıkmasın. Libya'da karşımıza çok çıkmasın. E denge politikası. Nasıl ki Ruslar Suriye'de, Libya'da bizi hırpalamaya çalışıyor. Biz de aynısını Ukrayna üzerinden Moskov ayısını hırpalamaya çalışarak. Kıssas canım, kıssas. Başka bir şey değil. Mümmiç, anlı çanlı Türk bayrağımız ve diğer diyar diyarlar diğer, Halep. Geleceğiz. Geleceğiz elbet. Devam. Yunanistan Cumhurbaşkanı Skotro Pru <laughs> söylemiyorum da işte şu gördüğünüz teyze. Yunanistan Cumhurbaşkanı Almanya'dan bir kez daha tazminat talep etti. Ne tazminatı? İkinci Dünya Harbi'nde Naziler yani siz Almanlar geldiniz bizi işgal ettiniz bize para vermelisiniz diyerek tekrardan Almanya'dan para talep etti Yunanistan. Ü. Bak 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 bak. Ula bu Yunan var ya Yunan. Ula ne kadar uyanıksınız zirtakiler. Niye? Yunanistan biliyorsunuz battıydı. Bildiğiniz ülke battıydı. Avrupa Birliği'nden 100 milyar eurodan fazla para borç aldıydı. Tabi bu paranın büyük büyük oranda Almanya verdiydi. Almanya'dan aldığı paraların üstüne yatmaya çalışıyor Yunan hükümeti. Hızla <laughs> yandıkları. Alman Cumhurbaşkanı Yunanistan'a geldi. Alman Cumhurbaşkanı'nın Yunanistan'a ziyaretinde canlı yayında bunu gündeme getirdi Yunan Cumhurbaşkanı. Palikaryalar aklı sıra Almanya'dan aldığı borcu sildirecek, paranın üstüne yatacak. <laughs> Uzoyu çekip, oh ne kadar güzel diyecek. Dur bakalım Almanya bu işe ne der? Almanya ne diyecek? Ver ulan paramı. Hani vardır ya Alman hesabı diye herkes kendi hesabını öder. <laughs> Alman o işlere hiç gelemez. Parasını sokke sokke ponçik Yunan'dan alır. Geçiyorum Arjantin'e. Delilerin Miley, Arjantin'in yeni başkanı Miley, Dışişleri Bakanı'nı niye sen benim dediğimi yapmıyorsun, niye sen de karşı oy kullanmadın diye Dışişleri Bakanı'nı Birleşmiş Milletler'in genel Kurulu'nun oylamasından sonra görevden aldı. Oh, yoruldum. Ne oluyor ya? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Küba'nın üzerine uygulanan, Küba'da uygulanan tüm ambargoların kaldırılması için oylama yapılmıştı. Bu oylamada bütün dünya ülkeleri evet kaldırılsın dedi. Sadece iki ülke hayır dedi. Bir Amerika zaten ambargoyu kurgulayan Amerika'ydı. İki Amerika'nın sırtına binen İzrail. E tamam da Milliye ne oluyor? O niye Dışişleri Bakanlığı görevden aldı? Milliye diyor ki Yahu bak Amerika hayır demiş. İzrail hayır demiş. Ben o kadar gittim İzrail'de ağlama duvarında elimi dayadım hüngür hüngür ağladım. İsrail bana para verdi. Ha? <laughs> Borç para aldı. E sen niye hayır demedin ey Dışişleri Bakanı? Niye evet dediniz? Git seni gözüm görmesin deyip Arjantin Dışişleri Bakanı'nı kovdu ve yerine arkadaşını atadı. Arjantin Başkanı Milek. Evet. <laughs> Liyakat Ha tabi zaten bu liyakat denen konu Türkiye'de de Kıbrıs'ta da görüyoruz yani görmet olalım da görüyoruz. Gözümüze sokuyorlar. Liyakat ehli olmayan yani hükümet tarafından da olsun muhalefetten de olsun hepsi koyuyorlar. Böyle az buçuk adam buluyorsun gerisi hepsi birisinin eşi, dostu, arkadaşı, kardeşi bilmem nesi. Hani liyakat sahibi olanları tenzih ediyorum bunları ayrı tutuyorum ama liyakat sahibi olmayanlar Dellerin mileyi de çok fazla kızmayalım yani. Bu durum her tarafta var maalesef. Ve 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 Türkiye SLBM balistik füzesi mi üretti diyeceğimiz anlar görüntüler. Bir dakika. SLBM balistik füzesi mi ürettik? Vallahi ben demiyorum. Fransız basın diyor. İddiası o yönde. Bu arkada paylaşılan video görseline atfen bunu söylüyorlar. Gösteriyorum sizlere. Siyah beyaz bir video böyle kısa hemen 1-2 saniyelik bir şey böyle gidiyor mermi gibi kurşun gibi ama o bir balistik füze. İddia şu ki Türkiye SLBM balistik füzesini üretti testlerini yaptı bu görüntü onun görüntüsü. Aman Allah'ım İnşallah inşallah diyelim. Ha bir dakika şimdi anlamayan dostlar olabilir SLBM balistik füzesi nedir Bilal Beyza ne diyorsun? diyenler olabilir. Sevgili dostlar, SLBM balistik füzesi denizaltılardan atılan balistik füze. O teknolojiyi içeren füzeler SLBM olarak adlandırılıyor. Denizaltılarından balistik füze mi atıyoruz? Atmaya mı başladık? Vallahi atıyoruz. Billahi atıyoruz. Ben demiyorum. Fransa öyle diyor. Türkler attı diyor. Kafadan atmıyoruz. <laughs> balistik füze atıyoruz. Karadan attık. Şimdi deniz altından ateşledik. Elhamdülillah. Eğer, eğer sevgili dostlar deniz altından cidden SLBM balistik yüzesi ürettik ve onun atışını gerçekleştirdiysek, bu testleri yaptıysak o zaman, o zaman ne diyoruz? Bilal Beyza, ver mehteri, ver! Elhamdülillah, ileri, daim ileri. Geçiyorum Arap Yarımadası'ndaki uç beylimize, Katar, Katar. Eurofighter Türk ordusu görüntüleri fotoğrafı görüyorsunuz. Ya bu Eurofighter ismi çokça geçiyor artık ya. İçimiz dışımız Eurofighter oldu. Ama ne yapalım canım ne yapalım bizim elimizde. Katar'da bulunan Türk ordusu ve Katar'a ziyarete giden savunma bakanımız oradaki Türk üstünde konuşma yapıyor. Onları denetliyor. Türk üstünde verilen pozda dikkat çeken detay. Tamam önde askerlerimiz Türk ordusu e peki arkada? Arkada savaş uçakları var. Hani şöylece ne hızlıca baktığımız zaman savaş uçakları F-16, F-16 yanında Eurofighter Typhoon savaş yeti, onun yanında Rafael. Vay bu bambay. Katar ordusu hava kuvvetlerini, Katar hava kuvvetlerinin tüm savaş uçaklarını Türk ordusunun emrine verdi. Hani antlaşmayı yapmıştık ya, sizlere geçen sene anlatmıştım ya, onun vücut bulmuş hali. Katar Hava Kuvvetleri'nin savaş uçakları envai çeşit. Mirajından Rafael'ine, Tayfun'undan F-16'sına Türk ordusunun emrinde. E peki ne yapıyor orada goca hangarın içinde? E ne yapacaklar canım? Dalağını, böbreğini, ciğerini inceli yürüyük. Rafael, Fransa'nın en güvenli jetler. En son Yunanistan'a satmıştı ikinci el. Ama olsun sattıydı ikinci el mi ikinci el. Zirtakiler övünüyordu. Türklere karşı hava üstünü ele geçirdik. Rafaeller aldık diye. E çünkü maalesef bizim F-16'lar geri kalıyor. Rafael daha yeni bir teknoloji. Ama Katar. Dur. Benim tüm Rafaellerim Türk ordusunun emrindedir dedi. Denge geldi. Ayrıca Rafael'i uçuraraktan F-16'larla beraber uçuraraktan Rafaellerin F-16'ya karşı üstün yanları, zayıf yanları onları bizim mühendislerimiz, bilim adamlarımız, askerimiz hepsi ortaya konmuyor mudur? Neleri konuyordur neleri? E diğer taraftan Eurofighter Typhoon savaş jetleri. Hani İngiltere onayı verdi, İspanya onayı verdi. Bir ayağını sürten neresiydi? Ulan Alman, ulan Helga, ulan Hans. Almanya'ydı. Almanya'da son tahlilde iyice gevşedi. E, onun öncesinde zaten biz Eurofighter, Tayfun, savaş jetlerinin incini böncüğünü, dalağını, böbreni öğrendik canım. Pilotlarımız hemen uçurmaya hazır. Her türlü uçuracak. Ne diyoruz? Türkiye'nin kara gün dostu Katar. Ne var ne yok getirip Türkiye'nin önüne koydu. Alın dedi kardeşler, Türk kardeşler. Eurofighter mı? Al, emrinde. İncele, kullan, uçur. F-16'larla uçur. İHA'lar, SİHA'larla uçur. Artı yönünü, eksi yönünü bil. Ortaya çıkar. Rafael mi dedin? Al Rafael. F-16'larla uçur, İHA'larla, SİHA'larla uçur. Art yönünü, eksi yönünü ortaya koy. Koy bu bak koy. Ortaya koyduk. Birilerine çok kötü koyacağız. Geliyoruz. Allah Allah nidalarla geliyoruz. Ula Ponçiki'den sen bizim için çekil kenara. Sen bizim için bir işsin. Bize kafa tutan, Türk'e kafa tutan kim varsa kaçın. Merhametli Türkler geliyor. Masum ve mazlum seviniyor ama zalim tir, tir titriyor. Titremeye devam edin. Çünkü ezileceğiniz vakit yaklaşıyor. Birileri sana şirinlik yapabilir, birileri sana hi hü yapabilir, birileri sana iyi gözükebilir. Ne diyoruz? Sen Türk olduğunu unutsan da senin Türk olduğunu unutmayan düşmanların var. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef kızıl elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zafer eylesin, Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.